Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Herkes gitmişse sakince arkana dön bir bak. Dostun kalmış mı, aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya, dön bak dünyaya. Bir sonbahar ya da ilkbaharsan, yolun başındaysan. Bir sonbahar kadar yalnız, bir kış kadar savunmasız. Ya da ilkbaharsan, yolun başındaysan. Asla vazgeçme, kalkıp da pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Uzun süredir söylemekten kaçındığım bir şarkıydı. Ama hem bir istek vardı hem de çok sevdiğim bir şarkı. Yani şöyle bir şey var. Şu ya bir sonbahar kadar yalnız bölümü benim diyen müzisyeni ipe götürür. Yani gerçekten öyle bir bölüm. Yani bazı şarkıların ne bileyim saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Bu şarkı da onlardan biri. Çok severim ve hani yani söyleyemediğiniz zaman hani söyleyemeyen birinden dinlemek isterim. O nedenle kaçınıyordum ama yani biraz işte kıyısından köşesinden sıkıntılar olaraktan geçtim gibi geliyor. Belki bir tık daha hızlı olabilir onların söylediği. Ben belki bir tık ağır söylemiş olabilirim. Daha çok seviyorum bu şekilde. Biraz daha ne bileyim böyle duygu katıyor gibi geliyor. Hemen ritimden başlayayım. Yani benim seçtiğim versiyon G minörlü bir versiyon. Benim bülbül sesim G minör genelde daha çok uyuyor. Çok pardon şu gözlüğü düzelteyim. G minörlü versiyon. Aslında o orijinali bunun, bu şarkının B minörden başlıyor. Orada bir B minör bare. Bu versiyonun içinde sadece B bemol var. Hani bare değil diyemeyiz ama en azından şöyle bir yarım bare ile basılma yöntemi var. Ritimden bahsedeyim. Akorları zaten vereceğim. Ritmi ne? Aslında çok yani farklı ritimle de çalınabiliyor. Arada 2-3 vuruş fazla yapanlar da gördüm. Arada şu şekilde yukarı aşağı yukarı aşağı ama ben aşina oldum. İşte şu ritimle çaldım. Diğer videolarımda belki izleniyorsa bahsettiğim araya bir ada ritmi giriyor dediğim. Yani yukarıdan bir vuruyorum. Bir sus var. Ondan sonra arada var. Sonrasında da iki aşağı bir yukarı var. Topladığımız zaman oluyor yani. Bu şekilde. Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Herkes gitmişse sakince arkana dön bir
devam ediyor. Tamamen şarkının tamamı bu şekilde çalınabiliyor. Şu başında yalnız kaldıysan kalkıp da pencerenden bir bak şeklinde söyleniyor. Zannettiğim için ben orayı, oradaki dağ beni öldürdü, kaç kere denedim orayı geçebilmek için. Ritmi gösterirken orayı düzgün yine geçemedim. Orada bir dağ yokmuş, alt tarafında varmış dağ. O nedenle orası için özür diliyorum gösterirken, çalamadım, söyleyemediğim için. Bu ritimde şarkının tamamını söyleyebiliyoruz. Akor geçişlerine gelecek olursak, yani kaç kere tekrar diyoruz, ondan da bir bahsedeyim. Çok uzatmayayım diyorum ama bahsedeyim ondan da. Yalnız kaldıysan diye girip zaten G minörle burada. Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Yine kaçırdım. Güneş açmış mı? Yalnız kaldıysan kere, yani G minör 2, C minör 2, bir bak. Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. G minör, C minör, fa majör, bunların hepsi ikişer kere atılıyor ritim. B bemolde bir kere. D'de de zaten şöyle bir vuruş yapıyoruz diğer bölüm için. Diğer bölümde de aynı şekilde. Dön bak dünyaya. Dön bak dünyaya. Aynı şekilde diğer bölümde de yine B bemol ve D sondaki birer kez. Bir sonbahar kadar yalnız bölümüne gelelim. Alt kısımdaki asla vazgeçme de yukarısı gibi. Bir sonbahar yani G minör, C minör ve fa gördüğümüz her yerde ritmi iki kere atıyoruz. B bemol ve D gördüğümüz yerlerde ritmi bir kere atıyoruz. Onun dışında sonunda yaptığım arpeji göstereyim. Orayı sitelerdeki versiyonlarda 10 kere, yani o da kısmı, o şarkıdaki. Onu da şöyle yapıyorum. Yani 3, 2, 1. 3 2 1 3 2 1 2 sonra 3 1 tabii aynısı. Burayı biraz daha hızlı geçiyorum ilk bölümünü. Sonrasında şundan sonra bir hafif bir duruyorum. Üst, alt 3 tel. Ondan da fa majörde mesela orada G minör, C minör, fa, B bemol ve D görünüyor. Ama bunu yaparken ben alt 3 teli kullanıyorum. Üst tel çok ince olduğu için yakışmıyor kesinlikle. Zaten döngü de genelde 3 tel üzerinden. Yani 3, 2, 1, 2, 3, 1. 3, 2, 1, 2, 3, 1. Majörde alta basmıyoruz tabi. D majör şöyle ama üstü kullanmadığım için şu ikisine basmam yeterli oluyor ortadaki. Son bir kez daha yapayım. Fa'da da aynı şekilde şuraya basmama gerek yok. Şuna bassam yetiyor. B bemolde yine böyle. Sonra da G minörle bitiriyorum. Bu şekilde en azından ufak bir anlatım olarak da sonuna ekledim. Faydası olur umarım diye düşünüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.